Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve lillahil hamd. Aziz ve muhterem mu'min Müslüman braderler, siz bilen biz hazırki derslerde en ulug bir münasebet Eyd-i El-Fitr münasebeti bilen cemlenmektemiz. Özümüzün her türlü de Roza Bayramı denilenen bu bayram dinimizdeki iki ulu bayramın biri hesaplanadı. Bu bayram Arap tilinde avval ham aytib o'tganimizdek Eydül Fitr deb nomlanadi. Eyd bayram degani, fitr og'iz ochiqlik degani. Bir oy Ramazon oyining ro'zasini tutib bu ibadetini ahirge yetkizip tüketkenden son ağzı açıklıkka çıkış münasebeti bilen kurulgen, kılınladigen bu bayramını Eyd-i Fitr de hatergen. Elbette roza ibadeti, ulu ibadet. Bu ibadetke saf salam, salamet yetip gelip onu öz vaktide ada etip ahirge yetkizish büyük baxt hesaplanadi. Şunun için hem bu ibadetine yaxshilik bilen ahirgece puxta ada etkenliğine nihayesi yetkenliği bayram kılınadi. Roza bayramı, fitr bayramı ulu münasebet borusu bilen birge bana şu bayramını kirgen payıdı. Yani bugünkü gününü tangi atışı bilen siz bilen biz mumun musulmanlarga sadakayı fitir hem vacip oldu. Bu sadakanı avvaldan verip geliş mümkün olsa hem lekin vacip borçluk hükmü bana şu gününü tam atışıdan kirdi. Siz bilen biz barçamız Roza'nın evvelinden verilen borsak bu ibadetini ada etken buramız. Eğer evvelden vermeyen kişiler borsa hazırdan başlar hayat namazı okur günce borgan müddet içinde ana oşa sadakayı fitrini ada etişleri verip koyuşları vaciptir. Bunu esten çıkarmazlık gerek. Bu bayram evvel aytib o'tganimizdek ikkita ulug' bayramimizdan biri hisoblanadi. Albatta bu bayramda kengchilik, xursandchilik, mehr-muruvvat ko'rsatish, kishilarga yaxshilik qilish va boshqa ko'pgina ishlarni ado etish hammamizni burchimiz hisoblanadi. Buni albatta qo'ldan kelganicha qilib boramiz. Mana hozir hayit namozini o'qishga anchagina qariyb bir soat vaqtimiz bor ekan. Mana shu vaqt davomida siz bilan biz o'zimiz uchun, dini diyonatimiz uchun kerak bo'lgan ba'zi bir tushunchalarni eslab o'tishga harakat qilamiz. Yok payetinde yalnız bozu bari.
ki özünün çeksiz iradesi bilen bu dünyanın yaratışını, halk kılışını irade kıldı. Bu dünyanın yaratıp bütün mahlukatlarını yüzeye getirgenden sonra yeryüzüde özüden orun basar buluş için Adam zatını yaratışını irade kıldı. Karıştelerini toplak durup ana boşa kılgen iradesi niyetini ilan kıldı. Ben yeryüzüde özümge orun basar halk kılmakçı ben, yaratmakçı ben dedi Allah Ta'ala. Şimdi karıştılar, sen yeryüzüde kan tökerigan bir zatını yaratmakçı mısın? Biz özümüz sence ibadet kılıp, tesbih ayıp durmuş ki o, deyişti. Allah Ta'ala bu itirazın cevabı ge, ben sizler bilmeydiğin nesini bilemem. Dip ilan kıldı ve Adam ge, bir kanca nesilerini ismini öğretti. Keyin farişlerden o şey nesilerini soruşunu buyurdu. Karıştılar bilmediler, Adam bildi. Allah Ta'ala bana şu tarzda Adam zatını Allah Ta'ala'nın ekranında yürüse karıştılardan hem abzal buluşu mümkünlüğünü ispat kıldı. Şu bulan birge Adam atanın özüden onun cüftü Mama Havani yarattı. Bunlarını cennette yaşasları için bir bağ rafıza getirildi. Ve kılıçları mümkün bulgen ve mümkün bulmagan derslerini hem bayanını kıldı. Cümleden o şey yerdeki o sünnüklerden beriden yemezlikini emir kıldı. Yani yiyiştikten kaytardı. Nahi kıldı. Şeytan vesvese kılıp Adam bilen Havva'ya ana kuşa uzları kaytarılgen nersenin meyvesinden yiyiştikini teklif kıldı. İgva kıldı. Kızıktırdı. Ve onlar şeytanın igvasını uçup mazkur man kılıngan nerseni kılıştı. Şu bilen Allah'ın adı da günahkar buluştu. Ve Allah'ın adı da bu günahları için cezalarını taktı. Ana şu hadiselerden demek bu dünyada Adam zatı cüft bulup yaşayışı. Bunlar bilen birge karıştılar hem buluşu. Şeytan hem buluşu, şeytan Adam babasını ihvaza salıp duruşu, Allah'ın buyruğundan çıkış için bunu vesvese kılışları, Adam babası ise şeytanın vesvesesi de ütse günahkar olup Allah'tan ceza alışı manaları ayan oldu. Gelecekte Adam zatı bu dünyada yaşayıp yürürken o duçar buladığın faaliyetlerini kıskaca namunası bana şu kıssalarda bulup öttü. Allah Adam zatını özü yaratken mahlukatları içinde en mükerremi, en uluğu kılıp koydu. Dünyadaki berçe yaratılgen meselelerini Adem'in faydası için bir minnet hizmetkar hem kılıp koydu. Şunu dek başka mahlukatlardan Adem'i ecret duradigan
bir katta ve büyük nimetini verdi. Bu ham bo'lsa aql ne'mati edi. Adam Allah bergan aqlini ishlatib dunyoda o'zidan boshqa barcha mahluqotlarni o'z foydasiga xizmat qildirishga imkon topdi. Aynan o'sha aql tufayli Parvardigori olam odamga turli buyruqlarni bajarish, taklif qilish imkonini ham qo'ydi. Lekin odamning aqli ular ko'payganidan keyin turlicha bo'lishi e'tibori bor. Agar odamga o'z aqling bilan harakat qilib bu dunyoda yaxshi yo'lda yashashning yo'lini topgan va oxiratning obod bo'lishi yo'lini topgin degan buyruq berilsa, odamlar bu ishda qiynalib qolishi aniq edi. Chunki odamning aqli o'zini o'rab turgan mahluqotlarga nisbatan ustun bo'lib, ularni o'z foydasiga ishlatish, o'zining manfaati uchun xizmat qildirish darajasiga yetsa ham, Allohga ibodat qilish, Allohning roziligini topish ma'nosidagi harakatlarda insonni aqli kaltalik qilib qolishi bor. Chunki odamlar ko'p, hammalarini aqli turlicha, hammasini qoyi qarosi bor. Agar o'zlariga qo'yib ketsa, turli taraflarga tarqab, bir-biri bilan janjal qilib, ixtilof qilish holatlari bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo odam bolalarining aqlini peshlab turish uchun, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatib turish uchun, bu dunyoda baxtli yashash, oxiratni katta martabasini topish uchun yordam ma'nosida o'zi xabar yuborib, ularga yo'l ko'rsatib turishni iroda qildi. Bu Allohning inson balasiga bo'lgan eng katta mehri, rahmati edi. Ana shu tarzda Alloh subhanahu va taolo odam bolalarining ichidan eng yetuki, eng aqllisi, eng pokiza va irodalisini tanlab turib, uni payg'ambar deb nomlab turib, ana o'sha insonga o'zining ilohiy ta'limotlarini vahiy keltiradigan farishta Jibril alayhissalom orqali yo'llashni iroda qildi. Zaman kelganda Parvardigori olam ana o'sha payg'ambarning yashab turgan sharoiti, u paytdagi insonlarning qobiliyati, aqliy darajasi va boshqa ko'pgina shart sharoitni e'tiborga olib, o'zining diniy ta'limotlarini, shariatlarini yuboradi. Birincisi bo'ladi. Bu kishi hayotlik chog'larida inson zotining soni oz bo'lganligidan, ularning yashash sharoiti juda ham sodda bo'lganligidan, Parvardigori olam ana o'shalarga mos qilib, oz ta'limotli, sodda bir shariatni yubordi. Ana shu shariatning buyruqlariga amal qilib, qaytariqlaridan qaytib yashashni talab qilgan. Odam alayhissalom ana shu buyruqlar va qaytariqlarni o'zlari yashab turgan paytdagi farzandlariga yetkazib, uni
qandoq hayotga tatbiq qilishni o'z shaxslarida ko'rsatib berib o'tganlar. Vaqt o'tib, soat o'tib, yillar o'tib, ma'lum bir darajaga insonlar yetib, yana yangi ilohiy ta'limotga ehtiyojlari kuchaygan paytda Alloh taolo o'zini keyingi shariati dinini yuborgan. Endi odamlar ko'payganligi, ularning yashash sharoiti o'zgarganligi, bir oz murakkablashganligini e'tiborga olib, Alloh taolo keyingi shariatni ana shu taraflarga javob beradigan qilib yuborgan. Shu tarzda Parvardigor olam insoniyatni xuddi go'day bolani ota-onasi tarbiya qilgani kabi o'zi tarbiya qilib o'stirib kelgan. Bir shariatning muddati tugaganidan so'ng odamlar yangi shariatga ehtiyojlari kuchayganida yangi bir shariat din yuborib avvalgisini amaldan qoldirib keyingisini amalga tushirgan va kishilarni yashab turgan zamoniga to'liq javob beradigan, barcha talablarini qondiradigan, ruhiy va jismoniy ehtiyojlarini chiqaradigan tarzdagi ta'limotlarni yuborib, ularni o'zi to'g'ri yo'lga yo'llab turgan. Ana shunday qilib, payg'ambarlar ketidan payg'ambarlar, shariatlar ketidan shariatlar kelib, asta-sekin inson zoti, inson jamiyati rivojlanib kelgan, murakkablashib kelgan va o'zining taraqqiyotida davom etgan. Vaqti soati kelib, Alloh subhanahu va taolo inson jamiyati katta bir jamiyatga aylanganda ularga kitob tushirishni ham ravo ko'rgan. Ibrohim alayhissalomga bir qancha sahifalarni nozil qilgan bo'lsa, Davud alayhissalomga Zaburni, undan keyinroq Musa alayhissalomga Tavrotni va oxiriga kelib Iso alayhissalomga Injilni nozil qilib, bu ilohiy kitoblar insonning yer yuzida qanday yashashi lozimligini bayonini qilib bergan va u kitoblar qaysi payg'ambar alayhissalomga nozil bo'lgan bo'lsa, ana o'sha payg'ambar alayhissalom bu ta'limotlarini o'z ummatlariga yetkazgan. Oxiri kelib insoniyat kamoliga yetganlar juda ko'p narsalarni boshidan kechirib, ko'plab tajribalarni boshidan o'tkazganidan so'ng Parvardigor olam o'zining oxirgi va mukammal qiyomat kunigacha o'zgarmasdan boqiy turadigan va o'sha kungacha barcha zamonlar va makonlarda insoniyatga ikki dunyo saodat yo'lini ko'rsatib beradigan dini, islom dinini joriy qilishni iroda qildi. Ana o'sha irodasidan kelib chiqib, bu dinga o'zining xalq qilgan bandalarining eng afzali bo'lmiş Makka-i Mukarrama shahrida tug'ilib o'sgan Muhammad ibn Abdulloh alayhissalomni tanladi. Va o'zar Hiro g'orida tahannus ibodatini qilib o'tirganlarida u kishiga o'zining oxirgi va mukammal kitobi qiyomat kunigacha mo'jizakor sifatida qoladigan Qur'oni Karimni oyatlarini tushirdi. Dastlab 5 oyat 19 kalimani Jibroil alayhissalom payg'ambarimiz Muhammad alayhissalotu vassalomga o'qib berdi, bayon qildi. Ana shu kundan boshlab Allohning oxirgi dini asta-sekin joriy bo'la boshladi. Ana shu kundan boshlab Allohning oxirgi kalomi, Qur'oni Karimning oyatlari ham asta-sekin tusha boshladi. Bu paytda butun
millet batkalıya batken eder. Canı sıkan, haksızlık, Allah'ın tanımasızlık, bu tanımlarla ibadet kılıç, bid'at, kurafet ve başka tuğuna nakli manalar keyin tarafından eder. Kur'an-ı Kerim ayetleri, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, İnsaniyet için ağır olgan ana şu nakli meselelerini asta sekin muhalece kadar başlaştı. En evvel akidenin toplaş için hareket başlandı. Allah'a şirk getiriş, küfür getiriş, Allah'a nisbeten bir adamlık buluş gibi manalarını düzeltip, kalplerini yetkeyi yuvarlana Allah'ın özüyle iman getirir. Bu Allah'ın kudreti, iradesi, ilmi çeksiz ekenliğine. Bu Allah bütün berkemal sıfatlarla sıfatlayan geldiğini bayan kılıç başlandı. Adamlarca özleri için ağır olanıdan, yavaştan, demirden, taştan, ya ki başka nesnelerden yasak algan o hudalarca sahte hudalarla bu tür sanamlarla sığınıştan kaytarış başlandı. Allah'a şirk getirişten, uzatın şeridi var deyişten, katını var, oğlu var deyişten kaytarış başlandı. Şu tarzda esne sekin, itikad güzeli, belki yakınlarından emeller hem doğrulanır, ibadet hem doğru yolda koyuş devam etti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl devamında Mekke-i Mükerreme'de nihayette ağır bir şeraitte özlerine iman getirilen az bine sandık sahabelerini yaramada Allah'ın özüden bine yardım edilen halde bu öte meşakkatli işini amelde aşırışta harekette buldular. Yani düşünceni tevhid düşüncesini, Allah'ın yetkeli yalnız ekenliğine, bir var ekenliğine, berçe yakşilikler ve yamanliklerini kazayı kaderdir ihfak kılıç lazımlığına ve başka saf İslami akide manalarını kişilerle yetkizişke hareket kılındı. Ana Mekke'deki özlerinin faaliyetlerini ahirli payeti geçelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mevacı'da çıkanları da Allah Teala o kişiye ve o zatın ümmetlerine 5 vakit namaz okusunu farz kıldı. Bundan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam özlerine iman getirgen sahabeler ile Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret kılıp vardılar. Bu yerdeki yerdik ansari sahabelerle bir cemiyet bulup yaşayışını başladılar. Ve aynı oca Medine-i Münevvere'deki devirde Kur'an-ı Kerim'den ahkam ayetleri. Yani ibadetlerden tesbih, ibadetler cari oldu. Yani Mekke-i Mükerreme'de roze farz oldu, hac farz oldu, yine başka çok güne meseleler farz oldu. Şu bilen buraya o zarar muamelatlar ve başka başka çok güne ahkam yani hüküm, İslam hükümlerini cari kıladıkan ayetler hem nazil olup din esne sekin mükemmelleşir var. Ana şunu da kılıp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'de 10 yıl yaşadılar. Bana şu 17'lik müddetten cüde koklar, ayetler nazil oldu. Hadiseler bulup oldu. Hemmesi şeriat hükümü bilen muhalece kılındı. Şu tarzda 23 yıl devamında Kur'an-ı Kerim parça parça bulup, ayet ayet bulup, bazı vaktide bir ayet, bazı vaktide 5 ya ki 10, bundan çok az bulup, şeraitli karar nazil bulup 23 yılında tügel bulup. Allah Subhanahu ve Teala özünün dini talimatlarını mana şu tarzda tamam kıldı. Ve bunu
Kur'an'ı o özde hem ilan koydu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve razıytu lekum el-islamu dine manasını demek ilan kılıp bugün bir günde dediler, dedi Allah Subhanahu ve Teala Hacetül Veda'da, ben sizlerge dininizi mükemmel kılıp koydum ve sizlerge İslam'ı dindir, razı buldum dedi. Ana şu tarzda bizim dinimiz İslam dini nüksansız, mükemmel bir dinge eylendi. Bu din talimatları kıyamet günü geçe baki bulabilen oldu. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ahirki peygamberi oldular. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim Allah subhanahu ve teala'nın bendelerine nazır kılgen, düşürgen ahirki kitabı oldu. Bana şu ahirki kitap, ahirki şeriat, ahirki peygamberinin talimatları belki zamanlar ve mekanlarda belki kişilerde iki dünya saadet yolunu kursatıp verişini kefaletini Allah tarafından verilgeni buldu. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin baş mucizeleri kılıp koydu. Her bir peygamber gelgenide bu peygamberge işangen iman keltirgen kişiler bularıdır. İşanmagen küfür keltirgen adamlar hem bularıdır. Ana şimdi arada tartışır çıkarır. İnkar keltirgenler, imansızlar, eğer ey peygamber mende yaşayan adam sen hakiki peygamber bulsan bizge o şu peygamberliğini ispat kılıcı bir adetten taşları işini görsen, mucize görsen degen talepini kılıçak. Ana şimdi Allah Teala özünün hak peygamberlerini mucize bilen kullar, kuvvetler. Değerli her bir peygamberini özünün zamanına kadar o şu vaktteki kişilerin tasavvuruna bilmi seviyesine karar hemenin lağı kaldırırken aciz kaldırırken adamlarını koludan kelmeydirken bir mucize bile kararlıları alan kollar kuvvetlerdir. Misal için Musa aleyhisselam kergelleri de Firavun deb atarken hudanilik davasını kılgen katta bir Mısır'ın hakimini, padişasını sihirgerleri var. O şey sehirgenler cemiyette en közde görüngen muhtabar adamlar kısaplardır. Ne manın haklısı kılıçer. Adamlar onlarca kayıp kalıçer. Ama o şey sehirgenlerinin sehrini faş kılıç için Musa aleyhisselam'ı Allah subhanahu ve ta'ala onların sehirden küçük bir mucizeni verir. Firavun bilen bölgen tartışı devamında Firavun Musa aleyhisselamdan eğer sen peygamber degen gelin var olsa peygamberliğini ispat kıl degen talepini kırdı. Hani o şey talep devamında, münakaşa devamında ularının yavuz zihne de fakat edilen günü vardı, katta bayram günü vardı. Şu bayram günü de bense halayık toplengen bir yerde Musa aleyhisselam ile Firavun'un sehirgerleri o zara tartışı alıp barışı, mübareze buluşu ki gelişirdi. Aşı Türkiye'de bütün halayık yığıldı, Firavun'un sehirgerleri ile toplanıp sehirlerini tayarlar duruştu. Gelişirde binaen onlar özleri aldığı sehir kursatırken boldu. Ve kollarındaki arkalarını yerine taşlayan idi, arkalar ilan bulup hareketlere başladı. Bunda bütün halayık koyu kaldı hareketlerini halatıydı. Koldaki adli arkal taşlarsa ilan bulup yürüp gitmekte. Hatta Musa aleyhisselam da
haligi inonlarni ko'rganlarida bir oz ko'ngillariga qo'rqinch tushdi. Orqaga tisarmoqchi bo'ldilar. Shunda Alloh taolo kitob qilib qo'qma dedi. To'xtadi. Qo'lingdagi hassani tashladi. Musa aleyhisselam kollarındaki hasları taşlayan ediler. Haliki hasse bir zunda ajdaha vurup sehirgerler sehir kılıp adamlarını közüge ilah kılıp koşarken arkalarını yüte başlar. Haliki'ler hangisi tamam olanda sehirgerler birinci bulup Musa aleyhisselam hak peygamber ekendiklerini düşünüştü. Çünkü sehirger oğuzu sehirli malikini yaşındı. Musa aleyhisselamın hassesi sehir emas dedi. Allah Teala tarafından verilen mucize ekenlerini düşünüp yeter. Derhal Musa Aleyhisselam'ın ayakları ve uzun taşlar. Biz sizge iman getirdik. Allah'a iman getirdik de mumun bugallerini eylem kılıçtı. Ana şu tarzda başka peygamberleri de hem Allah Teala türlü demek mucizelerini verir. Davud Aleyhisselam'ın kançadan kança mucizelerini verir. İsa Aleyhisselam'a kançadan kança mucizelerini vergen, düzenle devam eserlerini düzeltiş, hurikini tırır tırır, başında oluşan çok eserlerini vergen. Şimdi Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davranlarına gelip, adamlarda türlü fikirler, türlü tasavvurlar varlığı itibarıyla ve Araplarını asasen söz üstelliği bilen fakirlerin yürüyüşlüğü itibarıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a baş mucize kılıp Kur'an-ı Kerim'i anlatalım diyelim. Başka peygamberlerine mucizeleri, maddi mucizeleri olsa Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesellem'in baş mucizeleri manevi mucize oldu. Şu bilen bölge Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Allah Teala başka peygamberlerde verilen bahçe mucizelerini hem veriyor. Kafirler toplanır, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aciz kaldırış için bazı bir taleplerini kılıyor. Cümleden eğer sen hak peygamber olsan, başı anında durgan aynı ikiye borular çekebilirler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iltica kılıp Allah'a dua kılıp yalvarganları da ay ikiye bulunur, biri tam bu yakta, biri bu yakta kurun. Mucize, ülken mucize, bütün dünya kurup duradılan nesini, bir de peygamberinin duası bilen Allah Teala ikiye bulup koydu. Bu hakikat Kur'an'da hem ki gel. Ve başka taraflarda hem, halklar şunu kurganırken, keyinçelik Hindistan'da kadimli bir ibadethananın kaldıklarını tekşirirken de içiden bana şu ibadethana ay ikkiye yarılırken gününün ertesiyle kuruluşlu başlangıcını bir yazı koyuyor. Ve çünkü o şer, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nihayette mucizeleri köklüdür. Köklü giden ve Kur'an'ın uruğu giden bunun mucizesi hem de yoksa karanlık türgenliği de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sadık dolayarken adli mucizelerine kişiler hiç itibarı karışmasın. Çünkü ulu peygamber dolayarken deyip bu kişiye Kur'an türgenliğinden deyip bu nesanın buluşu özü kerekle gelen düşünce bile yürüşer. Sahabe-i Kiram'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın maddeslerinde oturup tur yarım bulup karanlık olup gitken de meclis türlü büyüleriyle çıksalar kollarındaki hasreden yarıp çıkar yolunu yarıp dikeler. İki teleri yaklaşık var, kocacıya gelip iki oğlu iki tarafı bununla devam olsa iki oğlu yanan ütleden yarıp yolu bozak dikeler. İrtesinde haliki sahabalar çıkıp kocaya şarkı çalışması da. Biz keçesi Resulullah'ın ayından içerden size yolumuzda uzun bir yarık çıkıp yarık getirdiğimizde temelde bazı değişmez. Bu Resulullah'ın ağından çıkan neden şuna kabul etti uzun değişer. Bunda o şeyler mesela nihayette kopmadı. Katta katta yolda çıkanda bütün başlı askerler susuz kalanda
Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam az bile suyun altına gelip kollarını koyup durup tutulayanlarda su tınmayı çıkıp adamlar karnına su koyup içip taharat kılıp hayvanlarını içerip ilişkilerini tozdurmalarından keyin hem su çıkıp durduğunda hem de durdu. Lakin esaslı mucize Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim o şu vaktinde Araplarını aciz kaldılar. Kur'an-ı Kerim'in özü o şu Arap söz ustalarıyla taklif kılardı. Hani sizlerin kuleylerden keser şu Kur'an'ın surelerinde okşayan surelerini kim kırıyacak? 10 sure getiriyorlar. 5 sure okuyorlar. Yok ki ana şimdi okşayan taklifler. Ular kuruluşarak Kur'an'da okşayan sözlerini biz hem tuzağımızda yani hareket kılışarak lakin kollarından kemesin. Aciz kalışarak ana o şeyden kılıp burnunu tüzgar sözlerle o zaman Kur'an'da okşayanlar kılgar okşaymalarını adamlar okusa eşitse kılıp bunların maskara kılışarak. Söz cimakıda Kur'an'da o şeyden nasların mutlaka kirtilişe almasın. Bence peygamberlerde özünün zamanıge münasip mucize verilen Allah Muhammed Aleyhisselam'ge Kur'an'ı mucize kılıp verişinin kette bir hikmeti var. Başka peygamberlerde mucizeleri o şey peygamberlerinin özlerinin hayatıge bağlı eder. Peygamber Aleyhisselam farklı sahada gelip bu dünyada ötse ana şu peygamberin mucizesi hem toktarı. Bakalım bu mesele. Esas ekim var, esler çıkardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dinleri, İslam dini, ahirki din ve kıyamet günüyle cevabı kalışı gerek olmayanları için Allah Teala Peygamber Aleyhisselam'ın şahslarıyla bağlı olmaya. Bu kişi vakit etiketlerle dünyada uzun mucize halde kalabilen nesleri Kur'an-ı Kerim'in mucizelerini verir. Bana Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat etkenlerine 1400 yıldan çok boğuldu. Kur'an-ı Kerim durup da yıldan yılga, aydan ayga mucizeler körülükçe mahta ve bütün insaniyetle Kur'an hak kitabı kendiliğe. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hak peygamber ekenliklerine İslam dini hak ilahi din ekenliğe zelil hüccet olup durdu. Hazır bir cümlece çok günahlarını ilim babıdaki peşkeden kişileri Kur'an ayetlerinden tesirlenir. Kur'an'da çeken haberlerinin tesirde bugün bir türlü şikayetlerleri itibarıyla dinge girişip barışmakta. Bana bu hakikat da demek ulgen bir hakikat kısaplarıdır. Allah Subhanahu ve Teala'nın şeriatı, dini, Kur'an'ı, Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri her nasıl toplanır? Siz bilen biz mumun Müslümanlarını, belki kainattaki nesillerinin hepsini, bahtını, saadetini tamamlayıcı bir manbaya eğlenceliği şundandır. Kur'an-ı Kerim daimi ravuşta muciz bulur. Daimi ravuşta siz bilen bizge hidayet yolunu kurşak duruşta hizmetlerdir can vahiy bir ilahi kitaptır. Kaçan ki bana şu kitabını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini, dinimiz talimatlarını yakşiler örgünerekemiz, ana şunlarca amel kılıp bararekemiz, elbette baktığımız, saadetimiz köpeğin barabarı, belki yakşilik işlerimiz köpeğin barabarı. Bizi dinimizde insan zatı nihayetli uluğundan geldi. İslam'da çapogan vaktide insan zatı harlangan bir haletidir. Peygamberimiz peygamber buluşlarından aldı. Dünyanın belki taraflarında insanların haleti nihayette
ayanışlığı edi. İnsanlar birbirlerini kul kılıp satar, alar, işletler, kıynar edilir. İnsan zatı türlü tabakalarla bulunan edilir. Ali tabakalar, orta tabakalar, pas tabakalar. Ana o şey tabakada tutulgan adam, özü ota zehirli olsa ham, özü cüda yüksek derecedeki kabiliyetli olsa ham, pas tabakadan tutulganligi uchun pastligicha qolish kerak. Çünkü o şey, İslam'da hakkın zatını ulug'langan bo'lsa, İslam'dan aldığı payetle bütün dünya boyunca hatın zatı, ayal zatı harlanırdı. Dört güne caylarda ayal kanaka mahluk degen savalını ortaya koyuşarıdı. Adam mı, adam nas mıdır soruşarıdı. Dört güne caylarda, hususen Kur'an-ı Kerim ayetleri nazım bulunturken yıl yüklerde, kız barat olsa tripleyin kurum yubarış adetten barat. İnsan zatını harlaştığı türlü üslubları yoluna koyuyorlar. Türlü üslubları yoluna koyuyorlar. Ana şu Arabistan yarım aralığında Arapların kabileleri birbirleriyle çok uğraşar. O zara uğraşları daimi ravişte devam edip durar. Şunun için uğraşta kural kodarıp çıkıp kabilelerini manfaatını himaye kıla almayacağı kızlarını yaman görüşer. Başka kabilelerde, adamlarda, cemçilerde asir kasımızı şarmanda kıladılar de kızlarını tripleyin tuğmuşge hareketle bulacak. Kaysa bir ailede kız balığa tutulursa katta bir gam, gussa vücut kekeler. Hani bir tuğulgan kızın atası adamlardan bekir yürüyordu. Şarmanda buldum en dedi. Malumdur vakti yetkende kısa katta bulup ozu yürüdüğüm bulanda ata gelip anasıga, yani hatınıga eterdi ki anası kızını yasantırıp ver, ben de oynak gereğiyim. Bu nedenle onların düşüncesi de kızını abarıp tuğumluk geliş manasıydı. Ona gönlüme deligini düşünse ham, legül urf adetten boyun tavlaşka imkanı yoklu giden yıkılar yürüp özünün ciger göğüşesini, kısçasını çırağı yıkılıp giyindirip verir. Vahşi adam olsa kızını alıp çoğunu ortası bir bağırırdı. Kertepil çukurunu kazıp, çukurunun içinde oyuncağını taşar, kızın düşüp o oyuncağını alıp oynar indirir. Hani diye vurulan göda kısça oyuncağı oynarken anında kursan bulup çukurda düşüp oyuncağını alırken de üstüden tıprağını tartılar. Bana şu tarzda demek vahşilik bile harekette buluşar. İslam evvel bir günden başka insan zatını ulurlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet düşürdü. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Biz Adem balasını mükerrem kıldık dedi. İnsanın ulurluğunu bayan kıldı. İnsan zatı Allah'ın yeryüzündeki onun basarı ekendiğini bayan kıldı. Her bir insan ulu bir makamda ege zat ekerliğe, her bir insan o tabakasıge, nesli nesabıge karar emez, Allah'ın buradan imanı takvasıge karar bahalan için bayan kıldı. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya eyyuhannâsü inna halaknâkum min zekerin ve unta ve cealnâkum şuhuban ve kabâile lite'arafu İnne ekremekum indallahi etkâkum dedi Allah Teala. Ey adamlar! Müslümanlar yok, Müslümanlar degeni yok. Ey adamlar diyor Allah. Berç adamlar! Dünyada adam zatı var ki hemmesi. Elbette biz sizlerini erkek ayağından yarattık. Ve sizlerini hak-ı kabileler koyduk. O zaman tanış, biliş bu işleriniz için.
Elbette sizlerine en takvaliniz Allah'ın huzurunda en mükerreminiz burada dedi Allah. Bana şu ayette Allah Teala bütün dünyada diye hem adam burası kim buluşken kat'i nezer kitap kılıyor. Adam olsa ne oldu? O kaysi dinde buluşken kat'i nezer? Kaysi renkte buluşken kat'i nezer? Kaysi yurtta buluşken kat'i nezer? Hemmesi. Ey adamlar! Biz sizlerini erkek ayağına gelin. Adam atan o adet taraftır. Hem adamınız bir sizler. Ve sizlerini kanlar ve kabileler koyduk. Allah Teala adam arasını bir kılkımaya. Türlü koyduk. Türlü kanlar, türlü kabileler, rengi harfın, tıdı harfın. Kılma kılık koyduk. Şu kılma kılık boyuşunu hükümetin verir. Lita'arafu. O zaman hani sizleriniz için. Uruşlarınız için emez, cenzer kılıçlarınız için emez, birbirinizle öldürüşleriniz için emez. Adamların kutlu buluşu, rengi harfı buluşu, şekli harfı buluşu, tele harfı buluşu, milleti, eyleti harfı buluşu, birbirine tanesine. Eğer harfı bir kıl olsa, birbir rengde, birbir şekilde, birbir tılda, birbir millette olsa, bu hükümet olmayı. Dünyanın kızılı yok. Adamlar harfı bozu, tırmızı tüman bozu. Renkleri harfı, tırları harfı, milleti, irti harfı, urf ağrıları harfı. Hani o şimdi birbirine kızıp harfı. Balık kurgusu geledi, ularına tanışkısı geledi, ularına hususiyetlerine organizisi geledi. Hani şu anları karlar ortadır, o zaman hani şu dostluğu, birazlarlık, yüzeyi geledi. Uruş cenzler nasıl? Birbirini öldürüş, mülkünü tartıp alışırmaz. Ve hafıza, ve hafıza. Hani neyse şu türlü tüman adamların içi de yaksız kim? Allah kaysı birini ikram eder, ulumlayıcı. Bu sabahın cevabı ayet-i Muhammed İnne ekremetum indallahi etkâkum. Sizlerini içinizde Allah'ın nezdinde en keremli mükerremi takvadarınızdır. Demek ki insan zatı Allah'ın bu kadar imanı Allah'ın ayetlerinde görüşüp bile özünü bularak. Hürmetli bularak Allah'ın huzuru bularak. Bana şu manada Kur'an-ı Kerim hem de tarafta taraf. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olsa adamlarla müracaat kur. Ya eyyühennes kullukum li âdeme ve âdeme min turab. Ey adamlar, hemeniz Adem Aleyhisselam'dan herhalinizdir. Adem olsa Kur'an'dan herhalde. Yani asliniz bitti. Şu tarihte İslam insan zatını asli bitti. Kur'an'dan Adem'e kadar karar geldi. Ve hemelerinin kudası bitti. Allah Ta'ala yeterliğini ilan kıldı. Hani insanlar o şu manada demek ki tek hukuklu oldular, dost bıraklar oldular, bir ailenin karzatları da ilan kılındılar. Hani o şu asasta tinç tatlı yaşayışları, Allah'a ibadet kılıp takva kılıçları razılığı bayağı kılındı. Şunindek İslam ayağı zatını hem adam zatını ulurlayan dek ayağı zatını alakı da ulurlar. Çünkü İslam'dan aldın ayağ, insan zatı buluşu bulan birge, ayağ bulanlığı için yanayan toprak parlayan. Asli adam zatı parlayan olsa, adam zatının bir kısmı bu kadar ayağ zatı, erkeklerde karakterde yani toprak parlayan. Çünkü Allah'ta adam zatının uluğuna kurur, adam zatının içten en pers tarafına eğlenen, toprak parlayan tarafı, ayarlarını yani ha, ulular koyuyor. İzadlar koyuyor. Ayarlar ha, erkekler kendi Allah'ın bendesi ekerliğe, tolakanlı insan ekerliğe, bence hak hukukları var ekerliğine ilan kılır. Allah Subhanahu ve Teala'nın peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, en nisa'u şefa'i kurrijalin.
nisa ayollar surasi deb atalib, ayollarning haq-huquqlarini, qadr-qimmatlarini ulug'lash uchun ana shu sura karimada ko'pgina oyatlar nozil bo'ldi, ta'limotlar keldi. Alloh subhanahu va taolo ayol zotini ulug'lab, o'zining dinida bu zotni qadrini, qimmatini ko'taradi. Ayol zoti ham erkaklar kabi Allohning bandasi ekanligi, ularni ibodat qilishga haqqi borligi, mol-mulk haqqi borligi va boshqa barcha haq-huquqlardan erkaklarga o'xshash foydalanish imkonlari borligini Alloh subhanahu va taolo o'zi bayon qilib qo'ydi. Buning ustiga ayol zotini latif bir zot ekanligini e'tiborga olib, doimo e'zozda, hurmatda, ehtiromda bo'lishi lozimligini ham bayon qildi. Parvardigor ayol zotini tug'ilganidan boshlab umrini oxirigacha faqat ehtiromda bo'lishini shariatga kiritib qo'ydi. Qaysi bir oilada qiz bola tug'ilsa, ayniqsa bosh farzand qiz bo'lsa, uni baraka deb e'lon qilinadi. Dastlab qiz tuqqan kelinlarni ham shariatimizda barakali kelinlar deb ataladi. Shariatimizda farzand ko'rgan odamlarga berilgan nasihatlar ichida qiz bola tug'ilsa, o'g'il bola tug'ilganidagidan ko'ra xursandchilikni kattaroq qilish kerakligini aytiladi. Ko'chadan ota-ona yoki kattalar sovg'a-salom ko'tarishib kelsa, bolalar oldilariga yugurib chiqqanda avval qizlardan sovg'a ulanishni kitoblarimizda tayyorlab qo'yamiz. Chunki bularning ko'ngli nozik, shulardan sovg'a beringlar, avval shular xursand bo'lsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aittiler ki مَنْ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَأَحْسَبَ تَعْدِيبَهُنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ Kimin üçte kızı olsa, haliki adam boşa kızlarını yakşılar terbiyelese, adam ahlaklı kısa, vayede bir kısa, ana şu üç kız onge dozlarını ortadan parmak olardı, dedi. Bobobalar orası bir yapı yok. Halil yapma eskerlerden bir adam sorabildi ki ikide kız basa ise doğru ikide basa yapmadı. Bazı da bir nadir rivayetlerde bir adam bitte basa ise de söylememe bitte basa kandı. Çünkü kız bala nazik oladı. Bunun terbiyeyle adam ahlakını kılıp vayeli kızı için kentte mehnet gider. Hani çünkü sabır kılıp ahir bir yetkizgen ata anaya Allah Teala yani dozaktan tutuluş yollarından birini bayan kıldı. Analoji kızlar vatamanası diye dozak okudan farkın oluşunu çündü. Şunindir, şeriatımızda ayağı uzatıp kurduğundan başka umrunu ahir geçe maddi mesuliyetten azar kılındı. Kız bala tug'ilgan paytida ota-onasi uni yeg'izmog'i, ichirmog'i, kiydirmog'i, turar joyini ta'minlab, nafaqasini to'lib turish otani vojibi. Shuni qiladi. Onaga mas'uliyat yo'q. Onasiga sen qizingni boq, yoki kiyintir, u-bu degan nima gap yo'q. Ota kiyintiradi. Ya'ni ota barcha sarf-harakatni qiladi. Shu bitta tirik jonni saqlab yaxshi o'sish uchun nima kerak bo'lsa, ota qiladi. Kattaroq bo'lib otasi vafot etib qoldi. Nima bo'ladi? Haligi qizni nafaqasi akasiga vojib bo'ladi. Yoki ukasiga vojib bo'ladi. Qizga o'zing sen o'zingni o'zing kuningni ko'r deyishga haqqi yo'q. Endi aka ukasi vaqtidan o'tib turmushga chiqqan bo'lsa eri. Erkak kishi o'z xotinini butun sarf-harakatini ko'tarishi vojib. Oziq-ovqati, kiyim-kechagi, turar joyi, davolanish uchun, ta'lim olish uchun, dam olish uchun va boshqa hamma hayotiy ehtiyojlari uchun ketadigan
geri kalmayı. Bu vacip bu. Şunu kımaya, nüksanlığa yol koyacak diye bu dağın anında cevap verir. Hani eti ayak kalktı olur, yer yamadık gitti. Kim karayı? Oğul karayı. Eskeram ayağı uzakta İslam'da uzun umru devamında bırak nahza karası kalmayı. Erkekler kızmanında buluşu gerek. Bana şu tarafıyla da bizi şeriatımızda ayağlarının karası kalmadık tutarında ve ahırı gelir Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayaklarında cennet tahtaklar cennet analarının ayağı asıllarıdır dediler. Bana şu tarafıyla İslam hayatının belki sahalarında ağlaşımın belki de saadet getirdiğinde tarımaklarını karakter, Moğol Müslümanları bu tarımaklarla amel kılıp dünyanın peşkara kamplarından buluştu. Ağlarında, ahlakta, huzara, ihtiramda ve başka halatlarda nihayette bir güzel millet olup dünyaya terledi. O şu Kur'an'ın ayetlerine, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerine, dinimizin talimatlarına amel kılışta ne fakat mu'min Müslümanların olsun. Belki halayık, insan zatı, bütün kainat, hayvanat, nebatat hem şu Müslümanların tohum Müslüman bölgelerinden fayda alırken derecede yiyecekler. Eğer Müslüman insan özünün dinine tohumu düşüngen olsa, tohumu talimat alan olsa, ne fakat uzun, belki başka dindeki kişilerle hem çeksemeydi. Onlarla düşmanlık kımaydı. Onlarla nahaktan öldürmeydi. Onlarla nahak zararı yetkizmeydi. Hakiki Müslüman hayvanat alanına hem bir moda zarar getirmeydi. Allah'tan korkar. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ederler ki kıyamet günü bir moda öldürülen bir çumçuk Allah'ın adıyla devamlarını kılar. Ey Rabbim, bana bu bende inanıp bu dünyada oyuna kaldırken, manfaat düşünmez. Bundan bana hakkını alıyorum, davranmaklar yaptılar. Bana bu davranmaklarını organize Müslüman bende, çok çıkan hem zarar getirmeyi. Çünkü kıyamet gününde cevap konusu alıp, kıyamette imam getirdi, bana bu işe tutmayı. Bu düşününce, ne bakar Allah'ın birinde, bir fayda aramışta onların yok kılış, onlara zarar yetkizmiş, talafat yetkizmiş, İslam'da unutulmaz. Bu ne hakkımıydı? Yani ki, her bir mu'nun mensulluğa mandegen insan, özünün dininin tohumu olarsa, yaşı arttıksa, bütün dünya ondan manfaatlar olur. Bütün alan ondan razı olur. Kursan bu kavga, haykar. Yani bu da gözlemezsin. Şu din tane alışmayı da başkası yolu kırıp kalsın. Ehl-i Sünnet cemaatı, köpçülü Müslümanlardan ezler, türlü payılarla bir yaş kırıp yapmasa. Yolda ezgenlerle Katar'a kırıp kalan olsa, bu bozuluyen zararlıklar, ailesi yıkan zararlıklar, mahallesi uyuyan zararlıklar, kışlarda şakarlıya, eyleye, yurtluya ve bütün insaniyete zarar kınanda bir nasibe eğer. Çünkü bunu fikirlerse eğer. Tasavvurun adı olur. İslam davası var. Allah'a hizmet kılıç davası var. Lekin, çünkü adı olur bu galeride. Her kınanda zarar verirler. Her kınanda zarar verirler. Şunun için, bizi dinimiz muhtedildi. Bizi dinimiz insanlarlardı. Bizi dinimiz yakşilik dini. Tinçlik, amanlık dini. Dostluk, braderlik dini. Bana şu manalarını biz güde yakşı organışımız gerek. Bazenlerimizde hem organışımız gerek. Bu da kuzatmasın hali de erkende NATO'lu tarafı yürürlük basar. Ne kadar bu vatan özüyle. Belki
Hem de cevaplarını cümleden dinine kandırarak verirler. Hazır hükümde bizim dinimiz doğrusunda başka ahlarının içinde şunun da Müslümanların içinde hem NATO'lu fikirler bulup karışacak anlaşılırsa adamlar sebep oluyor. Nahaklar olduğunu öldürüşen Mekke babalarının Mekke babalarının mallarını öldürüşe kim ruhsat verir insanlar? Ben yakında bir Almanya'nın kentler, taşkıcılar, vazirlikler, masum adamın bir defa alındı. Şunu yapmanın yapması herhalde doğru yapmanız yaşı değildi. Lekin değildi, adamın kurulu aldıydı. Hemen şunlara Müslümanların kıyafetten içici karaydı. Vazir dedi bana, bu bizden gelen şehirde Müslüman namı bulan dedi, bir kaçı adamlar, mektep bağlarını, ayarlarını, gödeklerini, yaralı alıp kanını tuttu. Bütün dünyanın gözünü aldı. Bu adamlar da düşündürdüğünü ise bu bitti vakiye hemen onun başkasını çıkarırdı. Bütün dünya şarap tuttu, televizyonda haberi tuttu. Kandayırı adamlar, ben Müslümanlardım, Allah'a akbar götürür, yapmalar bolsa şey, güde, elimizdeki bana. Mektepte okuyan babacan, içkiler, kısça babacalarını ne demek varlar? Ulanına yeterler, mektepleri alıp koyuyorlar, anasını mı namına yapmak istiyorlar? Bana şöyle alsalar dedi, sizlerin dinilerde tüme kertte tutuyor kızı yerler. Sizler bana şuna sizlerle ihtiyat buluyla, adamlarla, Müslümanlarla düşündürüyla. Doğru. Bu şey gayrı Müslüman adamını Müslümanlarla rahmet ediyor. Sizlerin dininler yakışık değil. Tanımakları güzel. Lekin içi yerden çıkan maaşları bozulunçlar, ne kadar bozuluyor. Belki dinlerden zarar veriyor. Tüm dünya bu işe şartlanmaçlılıkla sebep oluşu yapıyorlar. Şunun için Mumun ve Müslüman mandelen adam fakat yalnız özü için yemez belki onun tasarrufunu karar başkalar bağım edilen mekeyi dini için hem cevaplar var. Ana şu manalarımız nihayette yaşlı esleşmez hiç unutulmazsa özümüzün ulu dinimiz ilahi dinimiz adaletli din, muhtedir din, insanlarlar din, rahim şefkat dini, mehrim ruhlar dini olarak İslam'da münasip kişiler buluşmamız gerek. Allah subhanahu wa ta'ala başkalarımızın uzun doğru yolda hidayette bağışımızda nasip duyan olsun. Allah subhanahu wa ta'ala daima yaşlılıkları ve yaşlılıkları buluşumuzu nasip etsin. Yerde yurtumuzda ne cemaat olsun. Analarımızla, dinimizle münasip buluşumuzla, insanlarla buluşumuzla, birbirimizle mehriban buluşumuzla nasip kılsın. Kararımızdan olan yurtumuzla rahmet nazarını salsın, mehir şefkat nazarını salsın, birbirlerimizle ahir bulup, inan bulup, daima yaşlılıkta yürür, yaşlılıkta buluşumuzla nasip etken olsun. Bir rahmet geyre rahmet olun. Hazretlerine, Hazreti Dedem'in oğul kızlarına, nevre çevrelerine, oturgan karılarına, bege paykadan baskıyan ahli cemaatimizi, bala çakasımızla, bilgi dikantiliğimizle, yurtimizle kılık. Bismillahirrahmanirrahim. İlahi kararlıca bozun yeri yurtimizde nişaman kılgın. Aziz vatanımızda cennet matah kılgın. Halkımızda muzini razılığını kapatılan haklardan buluşunu nasip edin. Böyle toplanan cemaatini, barçasını, onların ahli ayarlarını, hamma halkımızı saf salamet ve cemaat kılgın. Türlü bala avlatlardan, avlatlardan uzun gösterin. Umurlarımızda, sizlerimizde, kesimlerimizde baraka ala kılgın. Aralarında araç yerde uzun yapı açıp durgan bandalarıyla, barçalarını uzunla soğuyduğun hacetleri var. Bu hacetlerini uzun rava kılgın. Aralarında ağzı umutları duaları var. Ağzı umutların rüyaka çıkarır dualarını uzun kabul edelim. Kararlı kararlı uzunla yanvarıp soruyoruz. Keserlerimizde, limanlarımızda uzun şifayı kabul edelim. Hacetlerimizde hacet
hasretini çıkargen, başına müşkül şükürlerine müşkülünü asan eylegen, misafirullahların misafirini hazır eylegen, farzat taraflarıyla koşa koşa farzatlarını vergen, ilim taraflarıyla ilimlerin ilmi rahmanı vergen, karızlarların vasıflarının karızlarının uzunçta uzun yardımcı olgen, Allah'ın tehbalarımız, kasbitardaki azizlerimizin tehbancılığı, kasbitarı, ticaretleri uzun bereket edin. Nasıl mallarımızı tutup sarışın buluşun nasip edin. Halkımızın ahir inan olup, dost, kurallar olup, birbirlerine emir şefkatli olup, murullatli olup bağışlarını nasip edin. Allah'ın dualarını, bana şu eğit namazını, bu yerde oku imanlık kegellerini, başkan her bir kadınlarıyla ümmet ilamaz acı sevaplarını hata bugün kıladıkan ibadetlerin darlığında kabul eyledi. Bu namazın uyuşturuşta hizmet kılgen hemmelerinin parolyoları iflas bilen kılgen hizmetleri yerse acı sevap bilen özün kanunları. Daimi maaşında hoşçakalın namazanlarla hayat bayanlarıyla hayata hayata gelişimizle özün nasip kılgen bir rahmet geyen. Adamla yeni namazını bir kalpte düşündürüp beyin başlığı ispattı mı?
عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من بعدد ما صل وصلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى آله طاعتك الأجمعين وارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Cemaatle hazır olduğu emanetlerine, emanetlerine, dualarına, isteklerine uzun kabul edelim.
Bir hocakamı yana bir yoklap koyaydık. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yâ eyyetühen nefsül mutmainne. İrci'î ilâ rabbiki râdiyeten merziyye. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين فروردگار عالم حقمزنا التماسك بناءً وشبه تلاوات القرآن سوابنا خاصةً O mescitte uzak vakit imam bulup yakında yine vefat kılgın. Hemimizin ustazımız, terbiyecimiz, Muhammed Yusuf Hacı damlarımızın ruhu paklarıyla etedik. Ferverdik olarak kişinin yatkın cöylerinde ravzatının riyazı cennet kılgın. O zin mağfiret eyledin, ahiretlerini abad kılgın. İmanları, ibadetleri, emal-i sağlıklarını özlerine emrah eyledin. Halkımızda o kişinin yoklar kılayarken dualarını dergahinde kabul eyledin. O kişinin kazanlarına, şahitlerine, halkına başlayan işlerinin devamlısı buluşlarını nasip etkin. O kişiye başlayan alın, muhlis kişilerinin halkımızın içten kutlar çıkışını nasip etkin. Ferhan-ı Gara halkına
o kişinin ardından yollar kılayarken dualarını kabul eyle, sevaplarını köpeytirip o kişinin ruh patları ve yetişimini nasip eyle gelin. Bir rahmetlik eyle. Karılarımız, bu cemaatimiz, bu ahli ilmelerimizi bir dua koyas bu karılarımız. Karadı karı alan, boşlu mescidini tutturgan imam damlalarımız, karı damlalarımız, ahli ilimlerimiz, halkımızın hizmeti de, dinimizin hizmeti de türüptüler. Kur'an'ı özün kollak kuvvetledin. Özün şeriatinde muvakıf iş alıp barışlarını özün tamirledin. Hemmelerini parvardıkları ilimlerine, hizmetlerine bereke ata kılgın. Halkımızın doğru yolunu torsatıp hizmetlerinde kayın ve daim buluşlarını nesil eyledin. Bir rahmet ki ya Rahman Allah. Ya farkadan kutlayan ahli cemaatimiz gibi. Parvardigara, bu evde özünü razılığını tapıp, ibadetini kırış için kadem basıp gergen cemaat, hemmelerini basken her bir kademlerine bitmez, tükenmez, acil sevaplarını ata kılgın. Yine şimdi o şer cemaattan ayrılmazdan dair hazır görüşlerini hem nasip etken, kılıyorken ibadetleri, dualarını kabul kılıp, hayatlarına, ailelerine bereket ata kılgın. Barçalarını yaşlılıkta yürüp yaşlılıkta turuşlarına, iki dünyanın baktığı saadetine müşerref barışlarına nasip etkin. Bir rahmetke ya Rahman Rahim. Farzlarımızı, farzlarlarına, hammasına, inasını, pensasını tanışamayacağın farzlarlarla bozun acıya bu dua verin. Allah'a 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 İnsanlara borçlarına, ahlaki borçlarına, bu dünyaya ahiretin saadeti ve erişlerine, ata anaları, baba mamalarını, köz kuvançı borçlarına nasip etkin, bir rahmet ki ya Rahman Rahim. Hayır günü, Allah'a rahmet ettik, fakat yaşçılık, kursançılık, ahalini ahli cümlere sahneleri, menesilerle itibar kılıp, hayatın yaşı ortadır, tinçlik, amanlık, Allah'ın ortadır. Ahmet'in namuna kılışını iltimas kılarız. Ailelerinizde hem selamlarını, tebriklerini yetkizirler. Allah'ın yeni hayatlarınızı, yaşı bir yaşı kılışınızı nasip etsin. Hayatınızda size güzel çırağı ortadırsa, Allah'ın ozu, Ahmet'in yanına çıkosu, bir rahmet geliyor. Anlaşma kodu göstermek nasıl anlaşılır? Kodu göstermek nasıl anlaşılır? Amma görüşemem dedi, Fatar oğlum şaşırmaya görüşü aradılar. Fatar babalıydı. Nergeşi'den çıkıyordu aradılar, görüşedi onlar. Nergeşi'den çıkıyordu. Hacı gel bulan kuş. Bunu şey yapıyor. Şey yaptın mı? Ben de Hasan Hasan kavrular. Özümüz de Hasan Hasanlar. Bula var şimdi ki. Bir dua be. Ben yürüyorum.
Allah'ın rakamı.